Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eko Victor ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Konumuz bugün uydular. Uydu istasyonları, uydular aslında ikiye ayrılıyor. Sabit yörüngeli ve hareketli yörüngeli uydular diye iki çeşittir. Bunlar yapılan amaca göre değişirler. Örneğin bizim TürkSat uydusu sabit yörüngeli uydudur. Neden sabit yörüngeli? Dünya ile beraber döner. Eğer dünya ile beraber dönmeseydi o zaman biz televizyon yayınlarını şöyle sağa sol çanakları çeviren bir sistem olacaktı. Hepimizin çanakları fix ve uyduya doğru bakıyor. Kilitli vaziyette kalıyor ve evimizde kilitliyoruz. Yani o da bizimle beraber dönüyor demektir. Dünyanın dönüş hızı saatte 1650 kilometre, 1680 öyle bir yani küsurati var. 1650 kilometre ortalama alalım. Saatte 1650 kilometre son süratle dönüyorlar. Yıldızlar arası seyahat yapan uydular da var. İki tane bunlar. Bu iki uydu yıldızlar arası çıktı ve onların yakıtı var. Yani uydular aslında öyle güneş panelleriyle filan uçmuyorlar. Öyle bir şey yok. O yakıt zaten bir yerde bitecek. Ama tasarruflu kullanılıyor. Yörünge kazandırılıyor. Önüne bir taş çıkarsa veya kaya parçası çıkarsa sensörleri orada bir şey var. Kendini uzaklaştırıyor. Yörüngesi değişiyor. Bu şekilde planlanmış. Yoksa öyle olmasaydı önüne bir taş gelirdi, kırılırdı, paramparça olurdu. Ama tozlar, uzay tozları, bir takım şeyler onlarla karşılaşıyor ve onları tabii ki engelleyemiyor. Yolladığı fotoğraflarda tabii gitgide daha kötü ve daha uzaklardan oluyor. Yani gökyüzünde bizim suni yaptığımız, gökyüzüne atılan TürkSat olsun, GPS uydusu olsun, uzay istasyonu olsun, hepsi birer uydu aslında, insanın yapımı birer uydu ve bunların birer yakıtı var. Yani nasıl yukarıda kalıyorlar ki diye düşündüğünüz zaman, peki aralarındaki fark niye hareketli, niye hareketsiz, onu size anlatmaya çalışacağım. 1650 km saatte hızla hareket eden bir dünya hareket ediyor, kendi etrafında dönüyor. Bir de güneş etrafında dönüyor. O da ayrı mesela. Dünyanın bir yer çekimi var arkadaşlar. Eğer yer çekimine yenik düşerse uydu aşağı düşer. Atmosferden bir denize veyahut da bizim üstümüze, kafamıza. Bir ara Skylab diye bir uydu 1978 mi 79'larda Türkiye'ye düşme olasılığı vardı. Okyanusa düştü. Yani kafamıza uydular düşme olasılığı var. Fakat tabii o artık dünya bayağı bir gelişti. Onu itekleyebiliyor, bir takım kontrol altına alabiliyor ya da yani biraz daha iyiyiz eskiye göre. Ama 1979'lardaki Skylab dediğimiz o Rus uydusu muydu unuttum. O düştü okyanusa. Belki karaya düşseydi birkaç şeye hasar verebilirdi. Uyduların birer yakıtları var ve yakıtları bitince yer çekimine yenik düşüp aşağı düşme olasılıkları var. Yani kafanıza kuş veyahut da taş düşecek kelimesi aslında kafanıza uydu düşecek kelimesine dönüşebilir. Ama bunların yörüngeleri değiştirilerek okyanus üstüne düşürülüyor. Ama bazen yakıt bitince kontrol dışına da çıkabiliyorlar. Yani bu böyle bir olasılık da var. Bir de uzay çöplüğü denen bir şey var. Yani şöyle söylemek istiyorum. Bunların yakıtları sıvı hidrojen. Biraz da galiba bildiğim kadarıyla oksijen var ki yakıtı yakabilsin. Oksijen olmazsa sıvı oksijenle sıvı hidrojen var. Çünkü havasız ortamda yakıt yanmaz, yanmayacağı için oksijen de olduğunu tahmin ediyorum. Sıvı olarak hidrojeni bulundurmak çok avantajlı. Ama neden uydular mesela TürkSat uydusu yakıt bulunduruyor diye bana sorarsanız güneş panellerinden elektrik elde edip yollayabiliyorlar. Evet, o sinyal yollamaya yarıyor. Ama yakıtları ne işe yarıyor derseniz, dünyanın sürtünme gücü var. Yani havada o atmosferin ne de olursa olsun bir sürtünme gücüne sahip sonuçta. Ve bir atmosferik sürtünme var. Yani sıfır, hepten sıfır diyemeyiz. Artı onlar zaten dünyadan
çok çok da uzak değiller. Yani dünyayla birlikte dönüyorlar ama yine de bir sürtünmeye maruz kalıyorlar. O zaman sürtünme olduğuna göre yörüngelerde zayıflama olacaktır. Yani ataleti, dünyayla hızlı dönme ataleti şöyle dönüyor ya, orada bir zayıflama olacaktır. O zaman uydu ne yapacak? Yani geri kalacak dünyanın dönüşünden. Geri kalırsa iteklettiriyor kendini. Yani pıs diye bir ses geliyor, yakıtı yakıyor. Bunu uydu istasyonu yapıyor. Yani anlıyor ki yörüngede değişiklik var. 0.0001 takım değerleri var. O değerlere göre o kilitli vaziyette kalıyor. Hatta otomatik belki yapıyor bunu ya da kişiler manuel de hale de getirilebiliyor. Yani çok büyük bir kayma olursa bunun mutlaka bir manuel ayarı da vardır. Fakat kilitlemeli bir sistemle uydunun hızı dünyanın hızıyla eşitleniyor. Eşitlenmek için pıs diye bir ses geliyor oradan, yakıtını az bir yakıyor. Hızlanıyor ve o kendi hızını koruyor. Ve aynı dünyanın dönüşüyle aynı hıza sahip oluyor. Fakat uyduların bir de yer çekimiyle, yani siz bu uydusunuz, yani uzaydasınız, belli bir dünya ile birlikte dönüyorsunuz. Yer çekimi de yani aşağı sizi çekiyor, bir mıknatıs gibi. Gökyüzüne birini salsak üstüne yapışma eğiliminde, yani dünyanın manyetik alanına da yenik düşüyor. Bu sefer ne yapacak? Pist, aşağıdan yukarı doğru aşağıya yakıt basacak ki yukarı havalansın. İşte bu uyduların birer yakıt mekanizması var. Yani bir itekleme, gerileme, aşağı düştüğü zaman yukarı çıkma. Yani bir yakıt harcıyor aşağı, pıs diye böyle bir yukarı çıkıyor. Ama tabii o kadar milimetrik oluyor ki bu pıs pıs şeklinde yakıt basıyor. Yani o kendini alıyor. Zaten her şey dijital olduğu için her şey milimetrik hesaplarla gitgide uydu kontrolü kilitlemeli dünyayla eşit hıza sahip oluyor. Biz de diyoruz ki oh ne güzel, yani çanak antenden uydu izliyoruz. Yani sadece uydu istasyonu demek değildir ki, ya televizyonu yayın yapıyor orada aşağı değil. Onun bir de kontrol sistemi var. Uydu kontrol sistemi. Ona bakan kişiler çok çok özel mühendisler. Telsiz zabitleri gibi, yani o biz telsizciler gibi bizimle frekans spektrumunu paylaşan aynı kişiler arkadaşlar. Onlar o uydu televizyoncu filan değiller yani. Onlar elektronik sistemi bilen, sizin gibi bir arkadaş, meraklı olan, zamanında bu işi profesyonel hale getirmiş kişiler. Sizden bir farkı yok. Onlar da insan ve süper 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 zeka fışkırmıyor hiç kimse de. Hepimiz aslında aynıyız. Siz de yani onlardan birisiniz. O arkadaşlar da bir etten kemikler sonuçta. Demek istediğim ki bir uydu istasyonunu kontrol eden yerüstü istasyonu var. Yani onu oradan. Ama bu hangi uzaktan kumandayla kontrol ediliyor? Tabii ki yapan ve şeyler. Mesela olabilir ki siz onu bir Amerika'ya vermiş olabilirsiniz veya kim yaptıysa o istasyon daha iyi biliyordur diyebilirsiniz. Ama orada da Türk insanı var. Yani bu Ankara olmayabilir, başka bir yer uzaktan kumandalı remote control yani de olabilir. Ama onun başında mühendisler var ve bunlar Türk olduğunu size eminim yani. Bunun dışında hareketli uydular var. Mesela telsizci arkadaşlar şey yapmıştır, konuşmuş olabilir uzay istasyonuyla, işte çağrı işareti ya da RASAT diye bir telsiz amatör istasyonu var mesela. Bununla haberleşmiş. Peki bu niye hep hareketli? Yani dünya etrafında askeri olan arkadaşlar, hareketli olan istasyonlar daha az yakıtla gitmek üzere kontrol, yani orada yakıtı tasarruf ediyorsunuz. O maksatta dünyanın dönüşünden hızlı bir uyduyu çevirmenin ne maksadı olabilir? Bunu tahmin edin. Yer çekimini daha çok yener hız, yani dünyadan daha hızlı dönerseniz yer çekimini daha az yakıt harcarsınız. Nasıl? Güzel değil mi? Yani şöyle çevirin bir tane fırıldağı.
Ne kadar hızlı çevirirseniz o fırıldak daha fazla döner ve dengede kalır. Yani mesela parmağınızın üstünde bile dengede kalır. İşte dünyanın etrafında daha hızlı dönerseniz o zaman sizin yakıt harcamalarınız, işte doğrultmanız, yörünge değiştirmeniz için harcayacağınız yakıt daha az olacaktır. Bir. Bir de ikincisi, hareketli uyduların birer maksadı vardır. İşte olabilir ki o ülkeyi gözetlemek, o olabilir ki işte GPS uydusu olarak oraya enlem boylam atmak, yani şey, senin fiziki konumunu atmak. Olabilir ki onun öyle bir yapısı vardır, çıkarı vardır. Veyahut da başka, mesela RASAT, amatör telsizciliği sadece Türkiye değil, başka yerlerden de geçebilir mesela. Onlar da der ki ya Türk uydusu geçti filan. Şimdi bizim üstümüzden geçen istasyon olunca, aa bak böyle diyoruz ya, onların üstünden geçen istasyonla da işte bu da bir ayrı amaçtır. Türk, yani o yurt şey yurt dışı diyorum dersen, uzayda yıldızlar arası seyahat yapan o iki tane uydu vardı. Bunlar yakıtı nükleer. Çünkü hidrojen yakıtı yetmeyecekti. Hidrojen yakıtı yetmeyeceği için onların yakıtları nükleer yapıldı. Yani dünyaya yakın olan uydu istasyonları veya uydular genellikle hidrojen yakıtlı oluyor. Çünkü neden derseniz şey olduğu için, ya yani yakın oldukları için, nükleer yakıt kullanan uydular ise çok uzak yıldızlar arası seyahat yapanlar için. Çünkü orada yakıt, hani onu sen düşüremeyeceksin. Bir tane daha, yani onların da uzak ve yakın mesafeli diye de ayrılıyorlar. Hadi dünya etrafında sabit yörüngeliler var, hareketli yörüngeliler var. Bir de yıldızlar arası seyahat edenler, yani veyahut da gezegenler arası seyahat eden uydular var. Bunlarda yakıt hidrojen değil. Çünkü yetmeyecek. Yetmeyeceği için nükleer yapılmış. Nükleer ne yapıyorsunuz? Şey, sistemde o atomu çözüyorsunuz. Daha çok uzaklara gidiyor. Yani yakıtı uzayda imal ediyorsunuz. Bir uzayda yakıt imal eden bir sistem var. Yani çoğu telsizci arkadaş, ya oradaki panellerle filan, panellerin arkasında motor yok arkadaşlar. Motorla henüz, o güneş panelleriyle ancak televizyon yayını yapabilirsiniz. Telsiz yayını yapabilirsiniz. Ama motoru, hani şimdi yeni Tesla arabalar, şunlar bunlar çıkmaya başladı hani elektrikli. Öyle değil işte. Öyle olmuyor. O güç o kadar yetmiyor. Yani benzinin verdiği gücü mesela güneş paneli aynı boyutta vermiyor. Veyahut da yani, ki nükleer güç benzin yani çok 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 üstünde. Onun için çok küçücük bir nükleer güçle çok çok büyük enerjiler açığa çıkartabiliyorsunuz. Eğer bu seneler sürecekse öyle. TürkSat uydusunun mesela dediler 14 yıl, işte yani belli bir yakıt ömürleri var. Aslında o bahsettikleri ömür yakıt ömrü arkadaşlar. Yani o uydunun üstünde bir tank var. Yani diyor ki aşağı yukarı sen 1.000 defa pıst 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 ve 10.000 defa 1.000.000 kere yapacaksın. Şu kadar, şöyle onun hesabı yapılmış. Onun içinde diyorlar ki bu kadar işte senin uydunun ömrü. Çünkü bir yakıt var. Yakıt yeri. Şimdi ben o zaman diyeceksiniz ki daha büyük bir yakıt tankı yapalım. O denenmiş ama o zaman bu şey yapıyorsunuz. Uydunun maliyetini arttırıyorsunuz ve ekonomik şeyini arttırmış oluyorsunuz. Bir taraftan da tabii uydu yapan firmalar para kazanmayacak. Yani diyelim ki öyle yaptı. Abi 100 yıllık yakıtlı olan bir uydu yapalım. Adam hiçbir şey yakıt parası vermesin. Ya 100 sene vermesin. Öyle değil işte. Bunun bir ömrü olacak ki adamla uydu yapıp satacak. Sonra biz teknolojiye yenik düşüyoruz. Yani 100 sene önce yapılmış bir uydunun teknolojisi eski kalacak. Mesela 1978, 70, hangi senelerde o yıldızlar arası attığımız uydular aslında teknolojileri eski kaldı bize göre. Attıkları fotoğraflar artık çamur gibi geliyor ama bir şeyleri algılayabiliyoruz. Adamların yani
1 megapiksel bile sayılmayacak fotoğraflar atıyorlar. O zaman teknolojisinde adamlar, yani dijital fotoğraf daha yeni. Çünkü bildiğimiz filmli fotoğrafla gönderiyor ve data yolluyor. E şimdi bugün yapsak aynı yıldızlar arası, oho, bizim gidene kadar. Yani demek istediğim şu ki, 100 yıl amaçlı uydu yapmanın pek fazla efektif olayı olmadığı için, biraz da parasal, ekonomik ömürle alakalı, teknolojik ömürle alakalı olduğu için uydular mesela 100 yıllık yakıtlı yapılmıyorlar. Gelelim buraya, biraz tahtada çizdim size. Yer çekimine yenik düşme ve sürtünme, iki tane sıkıntısı var. Bir de tabii ki güneş patlamalı, güneşin radyasyonundan etkileniyorlar. Hidrojen yakıtı var, nükleer yakıt var bu yerlerde. Böyle bir yapıları var. İki tane güneş paneli, bir tane çanak aşağı bize doğru yönlendirilmiş. Burada motorları sağ sol aşağı, kendini yukarı kaldırmak için. Yer çekimi nasıl olsa çekiyor. Dediğim gibi hareketli uzay istasyonu, hareketli üstümüzden, o da çok hızlı geçiyor. Uzay istasyonunun yapısı büyük, yani bizim o uydulardan daha büyük olduğu için onda yakıt ekonomik tasarrufu planlanmış. Yani onun için hızlı geçiyor. Yoksa durur, durduğu yerde dünyayı aşağı çeker. Yani 1650 kilometre süratle eğer biz bizim gibi durdursa, bu sefer daha fazla yakıt harcayacaktır. Çünkü dünyanın yer çekimi onu aşağı çekecektir. Ha, o kendini dengeleyebiliyor. Pıs pıs yapıyor yani. O kadar şey değil. Yani dengeliyor. Ama yörüngesini dengeliyor. Hani hızını, belki ya hızı yavaşlar, daha hızlı dönmek için nükleer yakıtını, nükleer diyorum, yakıtını kullanıyor, hidrojen yakıtını kullanıyor. Demek istediğim, hız ivme kazandırarak daha az yakıt harcama, bir de yörüngeye sokma amaçları için kullanılıyor. Onun için uzay istasyonu hareketli, GPS uyduları hareketli, bazı uydular hareketli. Aslında hepsi hareketli ama şimdi şöyle söyleyeyim, sabit hareketlilerle farklı, değişik hareketliler farklı aralarında. Burada saatte 1650 km. Bunlar sabit hareket yörüngeli, bir de hareketli yörüngeliler diye. Hayır, dünya dönüyor böyle. Dönerken onlar da bizimle dönüyor. Ama daha hızlı dönüyorsa, daha farklı yörüngelerde dönüyorsa, çünkü uzay çöplüğü var. Orada uydu istasyonu gidecek, bir tane uzay çöplüğümüz. Yani sabit yörüngede tutmak zorundalar. Bir çöpe veya bir toza, bir şimdi oradan aşağı bir şey düşüyor küt diye üstüne. Hani bunun belli yörünge var. Hani biz diyoruz ya, yıldız kaydı, meteor yağmurları falan oluyor. Ya yani öyle düşünürsek, hani burada aşağı yukarı ne demek istediğimi anlamış olmanızı diliyorum. Bu da uydular için bir telsizcinin ortalama bilgisi olması, fikri olması açısından size bir bilgi olsun. Ya niye bu kadar şeyleri anlatıyorsun derseniz, bilmek kötü bir şey değil. Bir şeyler öğretebildiysek benim için mutluluk. Teşekkürler, hayırlı günler dilerim.